arkadaşlar. Bir önceki videomda aletleri teker teker tanıtacağım demiştim. Bugünkü ürün tanıtımımızda yine Einhell'in polisaj ve zımpara makinesi CECP18180LE. Bu polisaj ve zımpara makinesi solo aldım bu ürünü. Yaklaşık 750 lira civarıydı. Ben 700'e aldım. Evet, o parayı aldım. Yine 18 volt tek aküyle çalışıyor. Einhell'in 18 volt bütün aküleriyle çalışıyor. Açıklama kısmında bir tek 3 amper aküyle bir aracı pasta, yine bir 3 amper aküyle bir aracı cila. Yani 3 amper aküyü 2 defa doldurduğunuzda bir aracı komple bitiriyor. Ben 5.2 plus aküyle başlayacağım pasta ve cilasına. Bakalım yetecek mi? Şu an bunda zımpara takılı. Biraz özelliklerinden de bahsedeyim. Arkadaşlar, polisaj ve zımpara makinelerinin özelliği devir ayarlı olması. Burada devir ayarı var. Şöyle göstereyim. Bataryamızı takalım. Şurada açma kapama düğmesi mandalı. Açıyoruz. Burada şu an 0-0. Şuradan artırıyoruz. Kapattığımızda, kapatıp tekrar açtığımızda 0. 0'dan başlıyor. En düşük devri şöyle söyleyeyim. Şu 05-500 devir dakikada dönüyor şu an. 800 devir dakika, 1000 devir dakika, 1500, 2000, 2500, 3000. En hızlı 3000 devir dakika dönüyor. Zaten polisaj zımpara makinelerinin çok yüksek devirli dönmesine gerek yok. Devir ayarlı, hassasiyet ayarlı olması önemli. Şöyle ufak göstereyim. Mesela şu an elimde 5-10 kalas var. Bunun yüzeyi biraz tırtıklı bayağı. Şurada mengeneye takıp biraz zımpara yapalım. Şöyle. Zımparamız 60 numara. Başlangıç için ideal. Bu tırtıkları gidermek için. Çalıştırıyoruz. 800 devirle başlayalım. Biraz tozlandık. Ama arkadaşlar, sonuç mükemmel. Sonuç hakikaten mükemmel. Yani bir 10 saniye, 15 saniye tuttum tutmadım. Az önceki tırtıklı kısım tamamen gitti. Şu an dümdüz bir zemin kaldı. Yani mesela şeyler var. Şöyle göstereyim. Şu avuç taşlamalara takılan şu şekilde başlıklar var. Fakat bu çıkıp bu takılıyor. Fakat avuç taşlamalar genelde devir ayarsız olduğu için ve 8000, 9000, 10000 devirle döndüğü için bu pürüzsüzlüğü elde edemiyorsunuz. Neden? Fazla hızlı döndüğü için böyle az bir yerde az fazla tuttuğunuzda orayı daha fazla alıyor ve böyle engebeli bir yüzey oluşuyor. Ama bu zımpara makinesinin devir ayarı var. Az önce 800 devirde çalıştırdım. Bakın 8000 devir, 800 devir. 800 devirde çalıştırdım. Üzerinden bastırarak başlığı da daha geniş olduğu için alanı kapladı. Çok güzel bir yüzey elde ettik. Bu 60 numara daha da güzel bir yüzey elde etmek için 80, 100, 120, 200'e kadar, 220'ye kadar pürüzsüz yüzeyler elde edebilirsiniz. Zımpara bu şekilde arkadaşlar. Bu zımparayı çıkarıyoruz. Şimdi ben pastacılığa yapacağım aracıma. Onda da göstermiş olacağım size. Bu arada kutusundan arkadaşlar 3 tane 80 numara, pardon, bir tane 60. Bakalım tekrar içindekileri. 60, 80 ve 120. 60, 80 ve 120 olmak üzere 3 tane zımpara. Bir tane pasta sürmek için bir başlık. Pasta süngeri.
ve bir tane de cila. Parlatmak için, cilalamak için cilalama başlığı. Pamuklu, yumuşak bir başlık çıkıyor bu şekilde. Şimdi ben ilk önce pastayla başlayacağım. O yüzden şunu takalım. Pasta süngerimizi. Evet. Şimdi aracın yanına geçelim, orada devam edelim. Evet arkadaşlar, geldik. Arkadan başlayacağım. Bakalım, bu arada Duyo'nun kalın pastasını kullanacağım. Biraz aracımda çizikler var, o yüzden kalın pasta aldım. Çizik giderici özellikle. Kutusunu açalım. Şuraya biraz fazla kaçtı. Şöyle yavaş yavaş başlayalım. Bakalım nasıl olacak. Biraz devrini arttıracağım. Evet arkadaşlar. Parça parça gitmemiz gerekiyor. Şöyle kabaca bezle de üzerinden geçelim. Şöyle. Evet. Böyle parça parça ilerleyeceğiz. Şimdi kaputun arkasına biraz süreyim. Evet, pastamızı yaptık. Şimdi cila, silikonsuz ağrı giderici cila. Bundan sıkacağım. Oh, çok gitti. Evet arkadaşlar, biraz fazla kaçtı cila. Şimdi fazlasını biraz alalım üstüne. Evet. Parlıyor. Fazlasını alınca üstüne. Bu arada bu benim ilk pasta cila yapışım, o yüzden yani bu kadar olur.
var. Pasta daha yapmadığınız yerde bagaj kapağını görebilirsiniz farkını. Evet. Bayağı parladı. Ürünümüz bu şekilde. Pasta ve cila işlemini bitirdim. Dün akşam yani video tam bitiremedim aslında. Dün akşam bitirdim. Videoyu bugün tamamlıyorum. Zımparayı göstermiştim. Zımpara bu şekilde. Çok güzel yüzeyler elde ediyorsunuz. Geniş ve devir ayarlı olduğu için ve tutma kısmı gayet güzel. Pastamızı süngerle attık. Cilamızı da bu tüylü ve yumuşak bir başlığı var. Bununla attık. Hepsi cırt cırtlı buraya yapışıyor. Şimdi dediğim gibi benim ilk pasta ve cila atışım olduğu için biraz acemice yapmış olabilirim ama fena bir sonuç elde etmedim. Yani güzeldi, sonuç güzeldi. Cihaz gayet başarılı, gayet güzel, devir ayarlı. Bir de hani benim ilk yapışım olduğu için herhalde fazla akü harcadım. Bir tane 5.2, iki tane de 3 amper akü bitirdim. Yavaş yavaş biraz da uğraştım. O yüzden öyle oldu herhalde. Hani biraz daha profesyonel birisi iki tane aküyle bir aracı yapabilir. Aküm vardı bolca, onun için sıkıntı olmadı. Arkadaşlar dediğim gibi bu üründe böyle. Ürünle ilgili sorularınız olursa yorum olarak alt kısma yazabilirsiniz. Yani cevaplamaya çalışırım, cevaplarım, yardımcı olurum. Bu üründe böyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın.